Amerika'nın sesine Washington stüdyolarından iyi akşamlar. Ben Selin Süer Ünlü. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu hafta sonundan bu yana Washington'da temaslarda bulunuyor. Biz de yayınlarımızda Bakan Çavuşoğlu'nun açıklamalarını ayrıntılarıyla aktarıyoruz. Dışişleri Bakanı dün Washington'da Carnegie Uluslararası Barış Vakfı'nda bir konuşma yaptı. Bugün ise Amerikalı mevkidaşı John Kerry ile bir araya geliyor. Mevlüt Çavuşoğlu'nun dünkü mesajlarını ve bugünkü önemli görüşmede ele alınacak konu başlıklarını Türkçe bölümünden Mehtap Çolak Yılmaz aktaracak. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Amerika Dışişleri Bakanı John Kerry'nin bu görüşmesi önemli hatta pek çok açıdan kritik diyebiliriz. En önemlisi de 24 Nisan tarihinden tam 3 gün önce gerçekleşiyor olması. 1915 olaylarının yıl dönümü olarak kabul edilen ve Ermeni diasporasının tüm dünyada olduğu gibi Amerika gündeminde de bu konuyu taşıma çabasının sürdüğü bir döneme yapılacak birazdan bu görüşme. Türkiye saatiyle 21'de yani dakikalar sonra başlayacak. Peki neler var gündeminde? iki bakanın. Ukrayna krizi, Suriye iç savaşı, İran'ın nükleer programına ilişkin görüşmeler gibi bölgesel konular var. Ancak dediğimiz gibi ağırlıklı olarak 24 Nisan'da yönetim adına Obama'nın yayınlayacağı başkanlık açıklamasında 1915 olaylarının nasıl tanımlanacağı konusu görüşülecek. E, Türk tarafı şimdiye kadar Washington yönetimiyle yaptığı toplantılarda Obama'nın o gün olayları soykırım olarak tarif etmesinin Türk-Amerikan ilişkilerine vermesi muhtemelen zararı pek çok kez Amerikan yönetimine aktardı. E, Çavuşoğlu'nun da hem Kerry ile yapacağı görüşmede hem de bu akşam gerçekleşecek olan Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Susan Rice ile gerçekleştireceği toplantıda bunun altını çizmesi bekleniyor. Evet, Kerry görüşmesinden sonra akşam saatlerinde de önemli bir görüşme var. Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Susan Rice görüşmesi de önemli. Aslında bu iki kritik görüşme sonrası Amerikan yönetiminin 1915'te yayınladığı 1915 olaylarıyla ilgili yayınlayacağı mesajda kullanacağı ifadelerle ilgili net bir bilgi vermesi bekleniyor Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu aracılığıyla. E, Çavuşoğlu'nun bu önemli görüşme öncesi yaptığı ziyaret ve verdiği mesajlara değinecek olursak e, kongrede temaslarda bulundu dün ve Washington'un önde gelen düşünce kuruluşlarından Carnegie Uluslararası Barış Vakfı'nda Orta Doğu başlıklı bir konferansta konuştu ve Türkiye Ermenistan'ın acılarını paylaşıyoruz dedi ve Başbakan Davut Tolun'un dün yayınladığı taziye mesajına gönderme yaptı. Bu mesajın Türkiye için bir dönüm noktası olduğunu kaydetti ve Türk ve Ermeni halkları bu sorunu birlikte çözmeli dedi. Sadece diyalog yoluyla ortak bir zemin bulacağımıza da inanıyorum dedi Çavuşoğlu. E, Türk-Amerikan ilişkileri başarı hikayeleriyle dolu. Türkiye ve Amerika yakın ortaklar olarak çalışmaya devam edecek sözleriyle bitirdi konuşmasını ve bu mesajda aslında Obama'nın cuma günü yayınlayacağı 1915 olaylarıyla ilgili mesajında soykırım ifadesini kullanmaması gerektiği yönündeki Türkiye'nin mesajıydı diyebiliriz. İşte Türkiye ve Amerika ilişkileri bir 24 Nisan haftası daha Amerika Başkanı'nın yayınlayacağı o mesajda kullanacağı ifadelere kilitlenmiş durumda. Türkiye başkent Washington'a 24 Nisan çıkarması yaptı demek ki de yanlış olmaz bu noktada. Özetle Türkiye'nin vereceği mesajlar belli. Peki Amerikan yönetiminden 24 Nisan konusunda alacağız sinyaller ne yönde olacak? O da dakikalar sonra başlayacak olan. Kritik Keri Çavuşoğlu görüşmesi sonrasında ortaya çıkacak İran'ın nükleer programı ile ilgili geçtiğimiz haftalarda varılan çerçeve anlaşma, uluslararası yaptırımların ne zaman kaldırılacağı konusundaki tartışmaları yeniden gündeme getirdi. Birçok uzmana göre nükleer görüşmelerde sağlanan ilerleme hem Tahran hem de Batı için Suriye ve Yemen gibi diğer krizleri çözme fırsatı yaratıyor. Peki İran, anlaşmanın da etkisiyle dış ilişkilerinde yeni bir başlangıç yapmayı dener mi? Henry Richveler araştırdı. İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani geçtiğimiz günlerde Meclis'te nükleer teknoloji günü nedeniyle bir konuşma yaptı. Dini lider Ayetullah Hamenei de Haziran sonuna kadar nihai anlaşmaya varmanın garanti olmadığını söyledi. Ancak uluslararası atom enerjisi dairesinin İngiltere eski temsilcisi Peter Jenkins, Hamenei'nin hassas bir denge kurduğunu söylüyor. Hamenei'nin kamuoyuna yaptığı açıklamalarla Ruhani ve Dışişleri Bakanı Zarif'e özel olarak söyledikleri birbirinden çok farklı. İranlı eski diplomat Merdad Hansari, Lozan'da varılan İran'ın nükleer programını kısıtlamayı amaçlayan çerçeve anlaşmanın daha derin temaslar için bir sıçrama tahtası olduğunu söylüyor. Lozan'da varılan anlaşma, İran için sorunları konuşma, güven oluşturma yönünde adım atma, kendi görüşlerini güçlendirmeye çalışma açısından bir katalizör olabilir. Bazı uzmanlar İran'ın niyetlerinden kuşkulu ve bu tür iyimserliğin tehlikeli bir yaklaşım olduğu görüşünde. İngiltere'deki Henry Jackson merkezinde görevli Davis Lewin bunlardan biri. Bölgede nüfuzunu arttırmak için taktik olarak durumu istismar etmede, bu tür ittifaklar, ilişkiler ve dinamikler yaratmada çok başarılı, kötü bir rejimden söz ediyoruz. Barışın yakın olduğunu düşünme tuzağına düşmemeliyiz. Amerika, İran'ı Yemen'deki Şii Husi isyancılarına destek vermekle suçluyor. Ancak Peter Jenkins, nükleer anlaşmanın gerginliği azaltma fırsatı verdiği görüşünde. There is a chance that the United States... Amerika ve İran'ın sonuç veren bir diyalog kurma şansı var. İran çatışmaları sona erdirmek için Şii isyancılar üzerindeki nüfuzunu kullanabilir. Tahran Husilere karşı girişilen Suudi Arabistan öncülüğündeki hava saldırılarını soykırım olarak tanımladı. Merdat Hansari, İran'ın bölgede meşhur çıkarları olduğunu söylüyor. İran Can do or has done. Suudi Arabistan ile kıyaslandığında İran'ın yaptıkları ya da yapabilecekleri sınırlı ama görüşebilirler, diyalog kurabilirler. İran kendi halkına karşı savaş suçu işlemekle suçlanan Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ı destekliyor. Ancak Hansari, IŞİD gibi terör örgütlerinin ortaya çıkmasının ortak bir düşman oluşturduğunu söylüyor. İran'ın rakipleriyle ilişkileri farklı bir şekil alabilir. Bence ruhani hükümeti bu yönde adımlar atabilir. Ama İran'ın bunu yaparken Suriye politikasını değiştirmesi gerekmez. Uzmanlar eğer önümüzdeki haftalarda İran ve Batı nihai nükleer anlaşmaya varamazsa daha geniş diyalog fırsatının kısa ömürlü olacağı uyarısında bulunuyor. Hülya Polat, Amerika'nın Sesi Washington Amerika Dışişleri Bakanı John Kerry dahil birçok batılı yetkili Rusya'nın eski Sovyet Cumhuriyetleri ve Avrupa'nın büyük bölümünü hedef alan yoğun yanlış bilgi yayma çabalarından kaygı duyuyor. Washington'da bir kongre oturumunda konuşan uzmanlar Rusya'nın geniş medya operasyonunu haberin silaha dönüştürülmesi olarak tanımladı. Amerika'nın sesi kongre muhabiri Cindy Sey'nin haberi. Rus medyasının yanlış bilgi kampanyasının temel amacı dikkatleri Ukrayna'da gerçekte yaşananlardan ve daha önce Kırım'da ne olduğundan başka yöne çekmek. Bu amaç İngilizce yayın yapan Russia Today televizyonunun geçen yıl canlı bir program sırasında kurumu protesto ederek istifa eden eski sunucusu Elizabeth Wall tarafından açıklandı. Kasıtlı olarak kafa karıştırıcı söylemler yaymanın arkasında temel bir gerçek yatıyor. Rusya egemen bir ülkeyi işgal etti ve bu konuda yalan söylüyor. Rusya Cumhurbaşkanı Vladimir Putin yalan haber iddiasını reddediyor. Putin, Malezya uçağının Ukrayna'da düşürülmesi ve çatışmaların devam etmesinden Amerika ve NATO'yu suçluyor. Amerika Temsilciler Meclisi Dışişleri Komisyonu Başkanı Ed Royce'a göre Putin, işte istikrarı sağlamlaştırmak ve dışta toplumları bölmek için yılda yaklaşık 600 milyon dolar harcıyor. Rusya'nın NATO üyelerini bölecek propaganda gücü var. Özellikle Baltık devletlerindeki gelişmelere baktığımızda güvenlik taahhütlerimize olumsuz etkileyebileceklerini görüyoruz. Rusya uzmanı Peter Pomerantsev Ukrayna'da gerçekleri saptırmak için sürdürülen propaganda kampanyasının Moskova açısından mantıklı olduğunu söylüyor. NATO savaş alanında yenilgiye uğratılamaz. Peki ya Moskova NATO'yu askeri yönden atlatırsa? Savaşı tek bir kurşun atmadan ve resmen ilan etmeden yaparsa, Batı'ya karşı demokrasisinin açıklığını, serbest piyasaları, en önemlisi özgür medya ve açık kültürünü kendi çıkarları doğrultusunda kullanırsa ne olacak? Bazı kongre üyeleri ve oturuma katılan uzmanlar Amerika'yı Rus propagandasına karşı daha çok şey yapmaya çağırdı. Heritage Vakfı'ndan Haley Rail de bunlardan biriydi. Evet, Amerika bunu gerçekleştirmek için iletişim stratejisini güçlendirmeye çalışıyor. Ancak Sovyetler Birliği çöktükten sonra Rusya ve Avrupa'daki komşusu ülkelerde halkı kazanmak için verilen bu bilgilendirme yarışında kendimizi silahsızlandırdık. İdeolojik savaşı kazandığımızı düşündük ve bu nedenle iletişime eskisi gibi önemli vermedik. Amerika'nın sesinin bağlı olduğu yayın yönetim kurulunun başkan vekili Andre Mendez, kongre oturumunda Rus halkına yönelik yayınları güçlendirme çabalarının görmezden gelindiğini söyledi. Rus propagandasının yoğunlaştığı yolundaki komisyon kaygılarını paylaşıyoruz. Bu nedenle hem Rusya hem de Avrupa'da Rusya konuşan kitleye yönelik esnek, yaratıcı, atak ve çok yanlı bir medya kampanyası yürütüyoruz. Komisyon Başkanı Royce, Amerika'nın uluslararası yayıncılığında reform öngören yasa tasarısını yeniden sunacağını söyledi. Ancak Mayıs sonunda görevinden ayrılacağını açıklayan Amerika'nın sesi Genel Müdürü David Ensor, reform sırasında dürüst, tarafsız ve doğru haberciliği savuran Amerika'nın sesi tüzüğünün korunması gerektiğini vurguladı. Hülya Polat, Amerika'nın Sesi Washington Afrika, Orta Doğu ve dünyanın başka yerlerinde devam eden savaşlar ve yoksulluk yeni mülteci yakınlarına neden oluyor. Geçen yıl Avrupa'ya 170 bin kişi ulaştı. İlerleyen aylarda bu sayının daha da artması bekleniyor. Avrupa kıyılarına sadece geçen hafta 10 bin kişinin ulaştığı bildiriliyor. Hedefte genelde Yunanistan ve İtalya var. Akdeniz'deki son trajedi de konuyu bir kez daha gündeme taşıdı şüphesiz. Zlatika Hock, Avrupa'ya yapılan zor yolculuktan kurtulanların anlattığı tüyler ürperten öyküleri haberinde aktarıyor. Suriye'de iç savaş son 4 yılda 200 bin kişinin ölümüne neden oldu. Ölenlerin yarısı sivildi. Çatışmalar 25 yaşındaki Suriyeli ikiz kardeşleri Halep'ten kaçmaya zorlamış. Orta Doğu'da kalsaydık ölecektik. Hayatta bir kere ölünür. Biz de risk alıp ölürsek buraya gelmeye çalışırken ölelim dedik. İki kardeş geçen hafta İtalya'daki Lampedusa adasına varmış. Geçen hafta bu yolculuklarda 400 kişi açlık, susuzluk ve yetersiz olanaklara sahip gemilerle yolculuk nedeniyle öldü. Hafta sonunda batan gemiyle bu rakamın bini aşması bekleniyor. Bu tehlikeli yolculuğun bedeli de ucuz değil. İki kardeş kaçakçılara 3000 dolar vermiş. Bizden çok para aldılar ve bizi bir odaya kilitlediler. Peynir ekmek verdiler, işkence gibiydi. Bize hakaret ettiler. Her gün farklı birileri geldi. Hepsinin silahları vardı. İtalyan polisi geçenlerde iki Gambiyalı kaçakçıyı tutukladı. Kaçakçılar kişi başı 600 dolara Libya'dan insan kaçırıyordu. 12 Müslüman mülteci de geçen hafta gemideki Hristiyan mültecileri suya attıkları iddiasıyla Sicilya'da tutuklandı. Masrafa ve tehlikeye rağmen yola düşen mülteci sayısı artıyor. Geçen haftadan bu yana İtalya'ya binlerce kişi geldi ve bu da İtalyan göçmenlik sistemini çökmenin eşiğine getirdi. <laughs> Geçen hafta İtalya'ya ulaşan 10 bin kişiden 319'u çocuk. Onlara gerekli yardımı sağlayacak yapıya sahip değiliz. Yetkililer yardımı artırarak bu kişilerin İtalya'da kalmasını sağlayacak şartları oluşturmaya çalışıyor. Orta Doğu ve Afrika'dan gelen mültecilerin hedefinde Yunanistan da var. Ülkedeki sol görüşlü hükümet mültecilerin ülkede serbestçe dolaşmasına izin veriyor. Bu birçok Yunanlıyı kaygılandırıyor. Bu insanlar nerede kalacak, nereye gidecekler, nerede uyuyacaklar, nasıl iş bulacaklar? Bizim o kadar çok çözemediğimiz iç meselemiz var ki bunları düşünmek istemiyoruz. Avrupalı yetkililer sığınmacı sayısının önümüzdeki sıcak aylarda daha da artmasını bekliyor. Ayşe Simit, Amerika'nın Sesi Washington. Amerika gündeminden bir habere dönelim yine. Cumhuriyetçi Parti'den 2016 başkanlık seçimleri için aday adaylığını geçtiğimiz günlerde açıklayan bir isim de Florida Senatörü Marco Rubio olmuştu. Rubio partiden adaylığını koyan 3. Cumhuriyetçi isimdi. Rubio'nun açıklamasının bugüne yansımalarını Jim Malone'un haberinde aktarıyor. Tarihten aldığımız derslerden yararlanıp, geleceğin umutlarından ilham alarak Amerika Başkanlığı'na aday olduğumu açıklıyorum. Marco Rubio adaylığını Miami'de heyecanlı bir kalabalık önünde açıkladı. Rubio, adaylığının amacının yeni bir Amerika'da yeni bir çağ açmak olduğunu söyledi ve Hillary Clinton'ı eleştirdi. A from <laughs> Geçmişte kalmış bir lider başkan adaylığını açıkladı ve bizi geçmişe götüreceğini söyledi. Oysa dün çoktan geçti. Miami kentinin Özgürlük Kulesi'nde konuşan Rubio için bu yerin sembolik bir önemi var. Kule 1960 ve 1970'lerde on binlerce Kübalı'nın ülkeye kabul edilme işlemlerinin yapıldığı bir merkez. Cumhuriyetçi Parti strateji uzmanı Ford O'Connell Kübalı göçmen bir ailenin oğlu olan Rubio'nun gençler ve azınlık gruplarından destek görebileceğini söylüyor. Cumhuriyetçi adaylar arasında en etkileyici öyküye sahip. Tabii soru, bu öykü önümüzdeki günlerde nasıl sunulacak ve Rubio kim olduğunu ve neyi savunduğunu nasıl anlatacak? Rubio aynı zamanda Başkan Obama'nın dış politikasını sert biçimde eleştiriyor ve seçilirse farklı bir yol izleyeceğini söylüyor. Amerika tekrar küresel lider rolünü üstlenecekse, bu hükümetin İsrail'e olan düşmanlığına son vermesi ve İran'a verilen tehlikeli tavizlerden vazgeçmesi gerekecek. Ford O'Connell, Rubio'nun bu konuları öne çıkarmasını bekliyor. Ulusal güvenlik ve askeri politikalar üzerinden kampanya yapacak. Zaten senatodaki deneyimi bu konularla ilgili. Rubio adaylığını açıklayarak diğer Cumhuriyetçi adaylar Rand Paul ve Ted Cruz'un yanında yerini aldı. Cumhuriyetçi Parti'nin 2016 seçimleri için çok sayıda aday çıkarması bekleniyor. Alparslan Esmer, Amerikanın Sesi Washington. Washington'dan yaptığımız yayının burada sonuna geliyoruz. Amerikanın Sesine bu ve diğer programlarıyla haberlerine internette amerikaninsesi.com adresinden ulaşabilirsiniz. Amerika ve dünyadaki gündem maddeleriyle bir sonraki programımızda tekrar görüşmek üzere.